Hülya Hanım! Hülya Hanım kendinize gelin! Yardım edin! Kimse yok mu Hülya Hanım? Bayıldı, yardım edin! Hülya Hanım kendinize gelin, ne oldu? Hülya Hanım! Hülya Hanım beni duyuyor musunuz? Ya kimse yok mu? Kimse beni duymuyor mu? Hülya Hanım! Hülya Hanım ne olur? Hülya Hanım beni duyuyor musunuz? Hülya Hanım kendinize gelin! Hülya anne! Feniz koş! Koş! Hülya anne! Meryem ne oldu ona? Meryem ne oldu? Bilmiyorum, bir anda yığıldım, bir anda yığıldı, düştü kaldı. Hülya Hanım, Hülya Hanım kendinize gelin. Hülya anne, Hülya anne, Hülya anne beni duyuyor musunuz? Ambulans, ambulans arayın, biriniz ambulans arasın. Biriniz ambulans arasın. Hülya anne. Hülya Hanım kendinize gelin, ambulans geliyor, dayanın ne olur. Hülya Hanım, ambulans aradık, dayanın. Şimdi gelir ambulans, dayanın ne olur, dayanın. Yalan söylüyorsun Ayşe. Yalan söylüyorsun. Beni sevdiğini biliyorum. Yalan falan söylemiyorum. İnanmak zorundasın. İnanmıyorsan da... İnanmazsan bana sor kardeş. Ayşe gayet açık ve net bir şekilde belirtti. Ama görüyorum ki sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Ben bir de anlatayım sana. Ayşe beni seviyor. Ben de Ayşe'yi seviyorum. Biz yakında da evleneceğiz. Ve sen de bizi rahat bırakacaksın. Duydun Cemil. Uzak dur artık benden. Boşanma davasında da zorluk çıkartmazsan sevinirim. Anne. 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 Siz burada kalın. Annemin durumu ne? Bakın benim onu görmem lazım. Lütfen izin verin. Beyefendi sakin olun lütfen. Doktorlar zaten inceleyecek, sonrasında bilgi verecekler size. Ben size bir şey söyleyemem. Levent. 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 Sakin ol. Hülya anne iyi olacak, merak etme. Tamam, sakin ol. Bahadır, güçlü ol canım. Kötü bir şey çıkmayacak. Ayağa kalkacak. Anneme ne oldu Hülya?
Bir şey söylesenize, neden susuyorsunuz? E hadi. Bilmiyoruz, biz ablamla odadaydık. Biz sonra Meryem'in sesini duyduk. Gittiğimizde Ulvi anne fenalaşmıştı. Meryem'in kucağında yatıyordu. Meryem, ne oldu? Ben geldiğimde Ulviye Metehanoğlu'nu yakın hırsızlar mısınız? Evet, biz ailesiyiz. Giriş işlemlerini yapmanız gerekiyor. Yapalım. Meryem, nasıl oldu yani? Bir anda mı öyle kalbimi tuttu, canı bir şey mi sıkıldı? Ha? Levent'i yalnız bırakıp gitme sakın. Her şeyi yazdım. Sakın gitme. Bilmiyorum. Yani bir şeyler söylemeye çalıştı ama ben de anlamadım. Hay Allah'ım. Ne oldu böyle birdenbire? Merak etme abla, üzülme sen. Ulvi anne iyi olacak. Ulvi Hanım nasıl oldu acaba? Yani inşallah ciddi bir şey yoktur. İnşallah. Ama Ulvi Hanım dayanıklı kadındır, güçlüdür. Bunu da atlatır, sen merak etme. Vallahi hiç içim rahat değil Aslı. Yani yanlarına da giremedik. Bir şey ihtiyaçları var mı acaba? Aa, dur dur, Meryem arıyor. Alo, Meryem. Biz de sizi merak ediyorduk. Ulvi Hanım nasıl? Az önce aldılar acile. Daha bize de bilgi vermediler. Bir gelişme olursa bizi de haberdar et mutlaka. Tamam, ararım. Aslı, ben Ömer'i çok merak ettim. Ya o telaşta bakamadım da, uyandıysa çok korkmuştur. Yok yok, mışıl mışıl uyuyor, sen merak etme. Ben ilgileniyorum onunla. Tüm dualarımız Ulvi Hanım'la. İnşallah sapasağlam toparlanıp dönecek evine. Ömer'i de merak etme sen, tamam? Ben şimdi çıkar bakarım ona. Tamam, çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Sen de sıkma canını. Sonra yine midene vuruyor. Merak etme sen, ben iyiyim. Hala bir de yanılıyor muyuz diye soruyorsun abla. Kadın fenalaşmadan önce biz neden bahsediyorduk? Efe'nin yaşadığını. Berana'yı nasıl öldürttüğünü. Sesini yükseltme. Allah kahretsin. Eğer bunları duyduysa ve aramıza dönerse biz bittik. Bence duydu. Kesin duydu. Belki de gizli gizli bizi dinliyordur. Belki Meryem bile duymuştur. Sanmıyorum. Duysaydı böyle durmazdı. Fırsat buldu ya. Gidip hemen yetiştirirdi Levent. Tamam. Sakin olalım. Gelmeyelim kendimize. Belki de gerçekten sadece kalbi tuttu. Umarım öyledir abla. Umarım öyledir. Senin yüzünden saçma sapan bağıra bağıra anlattın her şeyi. Biraz kendine hakim olsaydın şimdi böyle elimiz kolumuz bağlı kalmazdık. Hiç beni suçlama. Bunların hepsini sen başlattın. Tekin'in videosunu izletip herkese benim bütün hayatımı alt üst ettin. Sus artık. Meryem gelecek şimdi. Efendim, bir gelişme var mı? Yok, bekliyoruz. Meryem nereye gitti? Buradayım. Konu aradım da. Meryem, en son ne olduğunu anlatıyordun. Lütfen devam et. Ne
ne güzel de sofra kurmuştuk ha. Geldi, boğazımıza dizildi ha. Allah'ım ağzımızın tadı kalmadı. Şu hale bak ya. Ha şimdi tamam, Durmuş'a yardım etti. Allah'ın hakkı için ben şimdi onun hakkını yiyemem. Ama kardeşim zorla da evlilik olmaz ki ya. Hayır, sen geliyorsun kızı evlenmeye zorluyorsun. Olacak şey değil yani. Ah benim Doğan'ım da garibanım. Yine umutlanacak yer arıyordu. Ayşe de geldi evlilik oyununu. Geldi de evlenelim, mevlenelim. Koydu evlilik oyununun içine onu. Vallahi hayır da diyemez şimdi Doğan. Ne olacak bilmiyorum, şu halimize bak. Kız! Sen ne yapıyorsun? Hiç el değmemiş salata yatıyorsun. Pardon abla ya, dalmışım ben. Ha, ver. Senin derdini biliyorum ama o gittiğin yol yol değil. Sen erkenden o yoldan geri dön Mine Hanım. Hı. Neriman, hani bitti diyordun? Hani her şeyi hallediyorum diyordun, ver bizi. Bitti Safiyeciğim ya, az kaldı. Şunları yerleştireyim, çıkacağız. Bu kız niye böyle çekti gitti şimdi, ne oldu? Ne bileyim ben ya. Mine işte, bilmiyor musun? Esirikli kızın teki. Ben geldiğimde Ulviye Hanım odadaydı. Ömer'in odasında. Çok kötü görünüyordu. Fenalaşmaya başlamıştı. Ben de onu öyle görünce hava alsın diye dışarıya çıkarmak istedim. Ama kapıdan çıkar çıkmaz geri yığıldı. Sonra da benim sesime zaten Hülya Hanım'la Melis geldi. Ondan sonra da ambulansı aradık. Hani canını sıkan bir şey mi oldu acaba? Peki hali nasıldı? Yani sana herhangi bir şey söyledi mi? Biraz önce Hülya Hanım'lara da söyledim. Yani bir şeyler anlatmaya çalıştı ama anlamadım. Konuşmakta zorluk çekiyordu. Ben en son doktoruyla da konuştum. Son kalp spazmından sonra sağlığının gayet yerinde olduğunu söyledi. Kesin bir şeye üzüldü. Eğer üzülmese böyle olmazdı. Yanılıyor muyum abi? Levent, kaç kişiyiz konakta? Bir durum olsa bilmez miydik? Sen sakin ol lütfen. Doktor bize neyin ne olduğunu anlatır zaten. Abi, doktorunu mu arasak? En son rutin kontrollerini o yapıyordu. Doğru söyledim, ben bir arayayım. Öldüm, bittim vallahi Safiye. Ay vallahi al benden de o kadar. Ya iki adımlık yoldan geldik. Şu halimize bak. Yaşlandık mı kız biz? Vallahi seni bilmem Neriman ama ben yaşlandım. Kolumu kaldıracak halim yok. Şimdi alacağım çekirdeğimi, geçeceğim televizyonun karşısına. Bana bakın, kimse benden bir şey istemesin ha. Ben de çok güzel bir çay demlerim yanına çekirdeğin. Oh mis! Ha sen çok yaşa be. Çayı ben demlerim Safiye abla. Al kızım, aferin. Ayşe. Annem. Ya bak senin sevdiğin dizi var, tekrarına yetiştik. Birlikte bir çay çekirdek dizi keyfi yaparız ha? Ne dersin? Yok anneciğim, siz izleyin. Ben yatacağım. Ayşe, annem. İyi geceler anneciğim. Yok ben bir gideyim de konuşayım ya. Safiye, dur gitme. Bırak kızı bir kafasını dinlesin. Böyle böyle oyalarız dedim ama o da olmadı bak. Olur, olur. Biraz zaman ver. Kendine gelsin şöyle bir. Hadi merak etme sen. Düzelir her şey. Hadi gel otur. Gel. Geç. Neden bana sürekli bunu hatırlatıp duruyorsun anne? Bana kızma oğlum ama hatırlatmak zorundayım. Bir anne olarak bunu yapmak zorundayım. Bu evdeki birlikten, beraberlikten ben sorumluyum oğlum. Ben de kendimden sorumluyum anne. Melis'le evleneceğim dedim, evleneceğim. Yoksa benim hocam.
Doktor bey durumu nasıl? Nesi var? Neden fenalaşmış annem? Sakin olun lütfen. Ulvi Hanım ciddi bir kalp krizi geçirmiş. Geldiğinizde durumu oldukça ağırdı. Fakat ilk müdahaleyi yaptık. Peki durumu nasıl şimdi? Henüz bilgi verebilmemiz için çok erken. Gözetim altında tutuyoruz. Doktor bey, annem daha önce buna benzer bir ufak kalp spazmı geçirmişti. Aile doktorumuz bununla ilgili size ulaşacaktı ama... Biliyorum, evet, haberim var. Fakat Ulvi Hanım'ın damarlarında herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. O nedenle krizin daha çok ani bir nedenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Nasıl yani? Kriz, endişe, stres, üzüntü gibi dış etkenden kaynaklanan bir durumdan ortaya çıkmış olabilir. Şimdi hastamızı yoğun bakım ünitesine alacağız. Hep birlikte sabah bekleyeceğiz. Bir süre takip etmemiz gerekiyor. Peki şu anda görebilir miyiz kendisini? Maalesef henüz uyutuyoruz. Kendine gelene kadar görüşmeniz imkansız. Ama birazdan yoğun bakım odasını alacağız. Orada onu görebilirsiniz. Peki, teşekkür ederiz. Tamam bak, üzme kendini. Ya bizim şu anda güçlü olmamız lazım. Nasıl üzmeyeyim abi? Benim yüzümden. Evden çıkarken anneme ters davrandım. Ya onu kafaya taktıysa? Ya onu üzüldüyse? Öyle düşünme. Geçecek. Atlatacağız. Sakin ol, tamam mı? Levent'cim. Bak ben de yanındayım. Ulvi'ye anne çok iyi olacak. Merak etme, inan buna. Anne, iyi misin? Beni duyuyor musun? Anne, iyi olacaksın, tamam mı? Özür dilerim. Yaptığım her şey için affet beni. Özür dilerim. Benim yüzümden. Benim yüzümden abi. Benim yüzümden. Benim hava almam lazım. Thank you.
Safiye, niye daldın öyle sen? Ha? Çitlesene bak, ne dert kalıyor ne tası adamda ha. Keşke öyle çabucak çıksa gitse. Çekirdek çıkıyor ya öyle kabuğunda. Dert de öyle içimizden çıt diye çıkıverip gitse Neriman. Üzülme be Safiye. Allah kuluna yüklenemeyeceği dert vermezmiş. Geçecek bak her şey, güzel olacak. Sabret. İnşallah Neriman. İnşallah. Hani Ayşe Doğan'ın elini tuttu ya öyle. O an dedim ki içimden, ah keşke şu kızın dediği gerçek olaydı. Vaktinde Doğan istediğinde kızı hiç uzatmadan verecektim ben Neriman. Bak, nasıl ilgileniyor kızımla, nasıl önemsiyor. Ya bizim damat olacak hayırsız, boyu devrilesici. Nereden bilecektin Safiye, nereden? Yaşamadan bilinmez ki bunlar, bilinmez. Soldu gitti gül gibi kızım. Ana yüreği işte Neriman, dayanamıyorum, ne yapayım? Safiye, zaman. Zaman gerekiyor. Zaman her şeyin ilacı. Bak, bu kabuktan böyle açıyorsun, içinden çıkıyor. Gördün mü? Bak, sıkıntı aynen böyle çıkacak. Sonra böyle hop atacağız, keyfine bakacağız inşallah. İnşallah Neriman, inşallah. Ay, inşallah. Safiye'm benim. Ne söyledin kadına? Ulvi anne senin kucağında bayılmadı mı? Ne söyledin de kadın bu hale geldi? Ben Ulvi Hanım'ı üzecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam. Sen ne dediğinin farkında mısın? Gayet farkındayım. Levent'le yakamızdan bir türlü düşemedin. Gitmedin bir türlü. Ulvi anne de arada kaldı. Kadın artık kendini nasıl sıktıysa bu hale geldi. Ben Ulviye Hanım'a hiçbir şey söylemedim. Defol git Meryem. Sen bu konağa beladan başka hiçbir şey getirmiyorsun. Melis. İleri gidiyorsun. Meryemciğim, biz ailesi olarak yanındayız Ulviye annenin. Sen merak etme. Bir sorun mu var? Neler oluyor burada? Melis? Bir şey yok Levent'ciğim. Melis, Meryem'e biz buradayız, sen bekleme diyordu. Melis'in aklına Ömer geldi de evham yaptı biraz. Meryem'e sen konağa dön diyordu. Evet canım, öyle söyledim. Ama sanırım Meryem yanlış anladı. Yanlış anladığım bir şey yok ama bu konuyu kapatalım isterseniz. Herkesin canı yeterince sıkkın. Neyse, daha fazla gerilmeyelim. Melis'ciğim hadi gel biz biraz dışarı çıkalım. İyi misin? Melis canını sıkacak bir şey mi söyledi? İyiyim. Bir şey söylemedi. Seni yalnız bırakmayacağım Levent. Ulviye Hanım'ın sözünü asla unutmayacağım.
yapmak zorundasın Cemil. Ben seni sevmiyorum. Doğan'ı seviyorum. Hatta biz Doğan'la evleneceğiz. Ben böyle olmasını istemedim Cemil. Sen bugün hiç annemle konuştun mu? Ne oldu ki? Bir şey söyledin mi kadına? Hayır Levent, ben Hülya anneyle konuşmadım. Zaten senle karşılaştık. Kendimde bile değildim. Yeni uyanmıştım biliyorsun. Sonra Melis. Ben çıktıktan sonra bir şey söyledin mi kadına? Söylemedim. Ne söyleyeceğim ki? Meryem'in gideceğini sana söyleyip söylemediğimi sordu. Ben de söylemedim deyince hiç rahat etmedi. Eğer Melis seninle konuşmak için geldiğinde annemi dinlemeden onu üzecek bir şey söylediysen... Meryem gidecek mi? Levent, benim bundan haberim yok. Hülya anne benimle konuşmadı. Koridorda seninle karşılaştık. Sonra ben ablamı yanına ittim. Sonra Meryem'in bağırışlarını duyunca... hem ben Hülya anneyi üzecek bir şey niye söyleyeyim? O zaman ne oldu? Ne oldu da bu kadın stres yaptı, kalp krizi geçirdi? Kim yaptı? Levent, ben... Levent ne oluyor? Ben iyi değilim Melis. Kusura bakma. Levent nereye? Bırak sakinleşsin biraz. Peşimdeler. Doğan yardım et, peşimdeler. Doğan lütfen. Doğan elimi tut. Senin çıkmaz yola girdin sen be kızım. Ay. Yalan söylüyorsun Ayşe. Yalan söylüyorsun. Beni sevdiğini biliyorum.
Yalan falan söylemiyorum. İnanmak zorundasın. İnanmıyorsan da... İnanmazsan bana sor kardeş. Keşke gerçek olsaydı her şey. Keşke. Annem böyle görmeye dayanamıyorum. Biraz hava alacağım. Merak etmeyin Ulvi Hanım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Levent'i asla yalnız bırakmayacağım. Neden öyle söylediğinizi de öğreneceğim. Şuraya bak. Hiç işimiz gücümüz yok. Bir de helalemin çocuğuna bakmaya başladık. Niye? Çünkü Meryem Hanım prenses, biz kül kedisiyiz. Şuraya bak. Ah. Senin çocuğun da şimdi burada yatıyor olabilecekken. Ama neyse. Zamanı geldiğinde her şey bambaşka olacak zaten. Sana hiçbir şey olmasın anne. Sen olmazsan ben ne yaparım? Hadi bir iki lokma bir şey ye. Yoksa daha kötü olacaksın. Aç değilim. Bırak yemek yemeyi, nefes bile alamıyorum.
evden çıkmadan önce ona söylediklerim, ona olan tavrım boğazımı düğümlüyor. Eğer ben öyle davranmasaydım belki de annem bunları yaşamayacaktı. Şu yaşadığımıza bak Meryem. Annem orada makinalara bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Hiçbir şey duymuyor. Hiçbir şey görmüyor. Ben şimdi nasıl yemek yerim? Belki de bildiklerini anlatmak üzere şu an. Sakin olmalısın. Sakin. Annem ölmeden önce 3 ay boyunca yatağa mahkum kaldı. Bazen hastalığı yüzünden, bazen de moralsiz olduğu için yemek yemiyordu. Ben de onu öyle görünce boğazımdan hiçbir şey geçmezdi. Yine hiçbir şey yiyemediği bir gün bana dedi ki, bir evlat aç olduğunda annesinin içine huzursuzluk kaplarmış. O yüzden anneler çocuklarının karnının aç olduğunu uykularında bilebilirmiş. Benim aç olmamda annem üzüyormuş o yüzden. Ama yemeğimi yediğim zaman uykuda bile olsa içine huzur doluyormuş. O günden sonra yediklerime çok dikkat ettim. Sırf annem için. Biliyor musun? Ben kendime dikkat edince annem bile daha rahat yemek yemeye başladı. Hatta bir ara yüzüne can kan geldi. O yüzden Levent, sakın kendini suçlama. Sen böyle yaparsan Ulviye Hanım hisseder. O senin annen. Sen nefes alırsan o da alacak. Sen pes etmezsen o da etmeyecek. İnan bana. Sabah senin uçağın. Levent, sen şimdi bunları düşünme. Ulviye Hanım iyi olana kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Thank you.
şey söyledi mi Levent'e? Hayır, söylemedi. Güzel güzel destek oldu, yanında oldu Levent'in. Oh, çok şükür. Çok şükür mü? Şşt, sessiz ol. Biraz önce annemi sen mi bu hale getirdin diye beni suçlayan nişanlım dışarıda o kızın kollarında teselli buluyor. Buna mı şükür? Bana bak, şimdi kıskançlığın sırası değil. Sen odama gelip her şeyi bas bas bağırmasaydın şu anda nişanlın senin yanında olurdu. Bizi kim duydu, kim dinledi bilmiyoruz. O yüzden sakin ol ve gözünü açık tut. Emredersin abla. Annemin durumu nasıl doktor bey? Henüz hiçbir değişiklik yok maalesef. Bu ne demek oluyor doktor bey? Geceden beri sürekli izliyoruz. Nabzı ve kan değerleri istediğimiz seviyede değil. Geçirdiği kriz tahminimizden daha şiddetli. Bu nedenle her duruma karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Açıkçası durumu ağır. Anneciğim. Teşekkürler. Merak etme. Abla, uyandın mı sen? Ha, uyandım da nereye böyle sabahın köründe? Faturayı yatıracağım. Ya erken kalktım ki kafeyi açmadan hallolsun. İşler aksamasın. Ne faturası bu ya? Biz geçen gün hepsini yatırmadık mı? Bir tanesi kalmış işte, ben de onu yatıracağım. Mine? Sen benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Yok abla, olur mu hiç? Hem ne gizleyeyim ki? Ya hemen yatırıp geleceğim. Faturaya yani. Kafede görüşürüz. Hadi bakalım. Gece gördüğün rüyanın peşinde gitmiyorsundur inşallah Mine Hanım.
be. Hop kardeş. Alo, dükkan burası. Uyunur mu burada ya? Şşş. Alo. Neyine bimine. Rüyanda bile öyle kala kalırsın işte tek başına. Hanımefendi bakar mısınız? Tabii buyurun. Bu hanımefendiyi tanıyor musunuz bir yerden? Hayır hiç görmedim, tanımıyorum. Teşekkür ederiz. Hanımefendi bakar mısınız? Abla. Oo, beyimiz de uyanmış hele şükür. Ablam nerede? Gitti mi yoksa? Yok, gitmedi. Hiç de gitmeye niyeti yok gibi, merak etme. O zaman neden gelmedi yanıma? İşi var çünkü. O zaman Ulviye teyzemle Levent abim? Onlar nerede? Hepsinin işi var. Şu resim çabuk. Hadi bakalım giy şunları, okula geç kalacaksın. Gitmeyeceğim okula. Ablamı göreyim öyle gideceğim. Yok ya, bal gibi de gideceksin. Hadi bakayım giyin çabuk şunları. Ortalığı da topla, dağıtmışsın iyice. Sonra da doğru kahvaltıya, tamam mı? Hadi. Bu ne işte, ablamı görmeden okula gitmeyeceğim. Hayır, gitmedim Ayşe. Muhtemelen de gitmeyeceğim. Nasıl yani? Biz de şimdi Neriman teyzeyle konağa gelecektik seni uğurlamak için. Ne oldu? Ulviye Hanım. Dün gece yanımda bayıldı. Hemen hastaneye getirdik. Kalp krizi geçirmiş. Ne? Neden peki? Ya geçmiş olsun. İyi mi şimdi? Durum ağır. Onu bu şekilde bırakıp gidemem. Peki neden oldu Meryem? Sapasağlam kadındı. Konakta bir şey mi oldu? Bir şey mi üzüldü? Aslında gitmememin sebebi biraz da bu. Bayılmadan önce bana sakın buradan gitme, Levent'i yalnız bırakma dedi. Ya çok korkmuş gibiydi. Allah Allah, neden ki? Anlatmaya çalıştı ama konuşamadı. Sonra da her şeyi yazdım, sakın gitme dedi bana. Ne yazmış? Nereye yazmış? Meryem geçirdiği kriz bu yazdığı şeyle ilgili olabilir. Bilmiyorum Ayşe. Gerçekten bilmiyorum. Üstelik doktor da bu krizin ani bir stresten kaynaklandığını söyledi. İçim hiç rahat değil. Eşim de emin olmadan Levent'e de bir şey söyleyemiyorum. Böyle elim kolum bağlı oturursam da olmaz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama ne yazdıysa büyük ihtimal önemli bir şey yazdı. Ve o not şu an konakta bir yerde. Onu bulmam lazım.